30 yaşında görme engelli Süleyman Acar'ı herkes neşesi ve cana yakınlığıyla tanıyor. Bedensel engelli bir arkadaşının yazdığı kitabı satmasına yardımcı olduğunda bu işi sevip kitap satmaya karar verdi. 5 yıldan beri Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı'ndaki küçük tezgahına kitapları şarkı ve türkülerle taşıyor. Acar, özenle temizledikten sonra kitaplarını diziyor ve tezgahını açıyor. Satış yaptığında parayı para ölçer adındaki bir cihaza sokarak ne kadar olduğunu anlıyor. 20 lira vereyim kardeşim be. 20 lira? He. Başım gözüm üstüne. Tamam. Ancak Süleyman Acar'ın büyük bir derdi var. Engelinden yararlanarak tezgahından kitap çalan hırsızlar. Rahatsız olduğum bir konu var. Bazen burada tezgah başında otururken, ki görme engelli olduğum için buradan ayrılmama gerek yoktur. Hemen burada olduğum halde de tezgahın başındayken de kitaplarımı çalabiliyorlar. Cuma günü akşam benim 30'er liralık 2 adet kitabım çalındı. Acar, çalmalarına gerek yok. İsterlerse hediye ederim diyor. Kitapları satıyorum ama hayat paradan ibaret değildir hocam. O yüzden isteyene ben kitapları hediye de edebiliyorum. Hatta bazen istemedikleri halde ben insanlara kitap hediye edebiliyorum. Fakat bu durum hal böyleyken kitaplarımın çalınması çok incitti beni. Süleyman Acar her gün tezgahını açıyor ve kitaplarını satıyor. Ara sıra kitaplarını çaldırsa da ondan çalamayacakları bir şey var. Neşesi ve insanlığa olan inancı.